tarihte Anadolu Efes'i anlatmak, tanıtmak için bir... Arkadaşlar dediler ki aldığımız her 3 nefesten ikisini denize borçluyuz. Burada çok özel mercan bahçelerimiz var. Örnek proje çalışmalarında %21. Anadolu Efes olarak biz sürdürülebilirliği aslında bir iş modeli olarak değerlendiriyoruz. Ve bu iş modelini de uzun soluklu olarak değerlendiriyoruz. Yaptığımız her işte bir etki yaratmak ve bunu uzun soluklu projelerle destekleyebilmeye çalışıyoruz. Gerçekten 50 yılı aşkın bir şirketiz. Buradaki sürdürülebilirlik çalışmalarımıza baktığınız zaman spora yaptığımız yatırım 45 yılı aşkın süredir. Tarım yine 35 yılı aşkın süredir. Sanatın her alanındayız 35 yılı aşkın süredir bu alanları destekliyoruz. Tarımda yine bir o kadar 40 yılı bulan çalışmalarımız var. Turizmde son 20 yılda özellikle alternatif turizm alanlarını desteklemek ve bu alternatif turizm alanlarını geliştirirken kadın istihdamını arttırabilmek için yaptığımız çalışmalar var. Bu sefer dedik ki evimiz olan Marmara'da böyle bir ihtiyaç var. Neden burada olmayalım? Biliyorsunuz Marmara Denizi hemen bizim arka bahçemiz. Her gün bunun üzerinden geçiyoruz, her gün bu denize bakıyoruz. Ve mercanlarla ilgili de açıkçası bilmediğimiz kadar bilgi öğrendik. Marmara Denizi'nin doğal bir habitat olduğunu, mercan habitatı olduğunu öğrendik. Ve mercanların son dönemlerde işte artan hava sıcaklıkları, su sıcaklıklarıyla beraber yaşamlarının tehlike altında olduğunu öğrendik. Birçok mercan türünün, toplam 1000'e yakın mercan türünün 1/3'ünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrendik. Bir yandan da mercanlar aslında denizaltının yağmur ormanları. Yani deniz yaşamı için çok önemli mercanlar. Dolayısıyla Efes olarak acaba burada ne yaparız diye bakarken, hani doğaya, dünyaya, gezegene ne verebiliriz diye bakarken karşımıza Deniz Yaşamını Koruma Derneği çıktı ve böyle bir uğraş çıktı. Çok tutkulu, çok inovatif bir iş yapıyorlar. Biz de böyle bir şirketiz. Hem bu tutkuya ortak olmak istedik, hem de bu inovatif mercan nakline bir katkımız olur mu diye baktık. Bir yandan da bizim misyonumuza çok uygun geliyor. Yani doğayla beraber yaptığımız şeyi düşününce denize de ve kendi evimizde de İstanbul'da böyle bir şey yapabilir miyiz diye bakınca tüm bu eforlar bir araya geldi. Bu iş bize düşer dedik ve onlarla beraber bu işe başladık. Aslında bizim buradaki amacımız, en büyük amacımız projede deniz yaşam çeşitliliğine +1 olmak. Nasıl hayata +1 oluyorsak aynı şekilde denizaltı yaşamada +1 olmak. O yüzden denize +1 nefes ismini verdik projemize. Biraz önce bahsettiğim gibi denizaltı oksijen kaynağı olduğu için de mercanlar ve birçok türede ev sahipliği yaptığı için bu ismi uygun gördük. Yaptığımız şey şu, insan etkisiyle kırılmış olan mercanlar var. Bu mercanlar dünyada sadece Akdeniz'de bulunuyor. Ve Akdeniz'de yaşam bulmuş bunlar da Marmara'da insanların dalabilir seviyede yağmur ormanları. Yani habitat oluşması için anahtar tür diyebiliriz. Biz Marmara'da bu bölgede insan etkisiyle çapalardan, oltalardan, yoğun farklı faaliyetlerden dolayı kırılmış, ölmek üzere olan hayvanları bulup bunları tekrardan ekerek bir şekilde ekosistemi desteklemeye çalışıyoruz. Mercan resiflerinin olması son derece kıymetli. Çünkü bu mercan resiflerinin olduğu yerde bir ekosistem inşa ediliyor. Bizim yaptığımız şey de özel yöntemlerle İstanbul Üniversitesi Nureda Topçu hocamızın danışmanlığıyla beraber bunları tekrardan alıp dünyadaki diğer örnekleriyle beraber aynı şekilde kayaya monte etmek, yani oraya tekrardan ekmek ve orada bunlar sayesinde de diğer türlerle, kuzenleriyle birlikte işte çiftleşerek, yürüyerek bu bölgenin daha fazla bir mercan resif haline gelmesine destek oluyoruz aslında. Yani ekosisteme müdahale değil, onun iyileşmesi konusunda iyileştirici destekler sağlıyoruz. Çok düşük sürede. Yani burada birçok tür var. Bizim şu anda çalıştığımız hani daha halk tabiriyle sarı olan mercanlar, gorgon aslında bunların tamamı. Yılda hani 5 milim falan büyüyebiliyorlar. Dolayısıyla biz şu anda yaptığımız tüm çalışma belki insan tarihi açısından çok kısa değil. Çünkü 10 yıl, 20 yıl, belki 50 yıl sonrasına destekleyecek bir olayı yaratmaya çalışıyoruz. Veriyorum. Mercan yakılıyor bir şey ya. Biz bunu yoğuruyoruz. Bak burada daha önemli. Burada yoğuracağım. İki volkan burada başlıyor. Ben senin tekneye yakın gelecek alır mısın? Seni fark etsinler. Belki sana bir şey yaparlar.
gücümüz kaldı.